İyi günler, hoş geldiniz. Endüstriyel tasarım bölümüyle ilgili temel bilgiler vereceğim. Biraz da sektör bağlantıları, işte şu anda yaptığımız bir iki bir şey var, bir faaliyet var. Onlardan kısaca bahsedeceğim. Öğrencilerin ilgisini çekeceğini tahmin ediyorum. Şöyle başlıyorum. Endüstriyel tasarım mesleği, herhangi bir ürünün seri üretim olarak toplumun yaşamını kolaylaştıran ve albenisini kazandıran, yenilikler sunan bir düşünce şekli aslında. Endüstriyel tasarım mesleğinin eğitiminin amacı, seri üretilerek dünyaya yayılacak, ticari kazanımları beraberinde getirecek, herhangi bir üründe yaratıcı ve yönlendirici olarak görev alabilecek tasarımcılar yetiştirmektir. Bu ürün herhangi bir ürün olabilir. Ayakkabı, çanta, mobilya, aydınlatma, elektronik, gözlük, gösterge, kask, medikal, otomotiv gibi. Çoğu üretim fabrikaları mühendislik desteği ile kuruluyor. Fakat diğer fabrikalarla rekabet edebilmesi ve tasarım patentini alabilmesi için Ar-Ge grubu içinde bir tasarımcının yer alması şarttır. Örneğin bir traktörün, bir mobilyanın, bir mutfak robotunun, bir kumaş kesme makinesinin ve bunun gibi herhangi bir üretim tezgahının kullanım şekli ve satışının arttırılması bir tasarımcının devreye girmesiyle mümkündür. Bu mesleği Doğu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde seçen öğrencilerimizi bekleyen kaliteli ve tecrübeli bir eğitim kadrosu bulunmaktadır. Eğitim programı, teknik eğitim, anlatım teknikleri, bilgisayar programları, genel kültür ve tasarım tarihi, model yapım, kuramsal dersler ve tasarım proje stüdyoları ile çağdaş bir eğitim modeli yürütülmektedir. Üniversitemizin dev bir organize sanayi bölgesinde DES ve OBS bulunması ve firmaların işbirliğine istekli olmaları büyük bir avantajdır. Dolayısıyla eğitim, staj, iş olanakları bakımından meslekle gelecek vaat etmektedir. Çoğu KOBİ kuruluşlarında tasarımcı bulunmamaktadır. Üniversite Sanayi İşbirliği'nde bölümümüz ile bu açıklığın kapatılacağı ümidindeyiz. Bu bahar eğitim döneminde Zuzu Oyuncak Firması ile bitirme projesi, önümüz güz dönemi eğitim döneminde Entes Elektronik Firması ile de araştırma projesi dersinde ortak proje geliştireceğiz. Dolayısıyla her zaman öğrencilerimizin merak ettiği konu, hangi sektörde iş yapabiliriz, hangi sektörde staj yapabiliriz ve hangi sektörde iş bulabiliriz diye yoğun sorular sordukları için bu son iki cümle çok önemli olmasını tahmin ediyorum. Onun dışında bölümün projelerinden verilen maketler, projeler, bunları da size bu şeyin kenarında göstereceğiz.